Merhabalar, Murat Bardakçı'nın Türk devletlerinin yapısı ve devamlılığıyla ilgili söylediklerini hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Sorunuzu hanımefendinin cevap vereceğim. Türk devleti, iki Türk devleti vardır tarih boyunca. Biri Doğu Türk devletidir, biri Batı Türk devletidir. Doğu Türk devleti işte Göktürklerden, şuradan, ötekilerden gelir, Uygurlar, Özbekler, Timuriler falan sonra dağılmıştır. Batı Türk devleti devam etmiştir, hala devam ediyor. Osmanlı yani Türkiye Cumhuriyeti ayrı bir devlet değildir efendim. Zaten 29 Ekim 1923'teki ilanı sırasında ilan nasıl yapıldı malum. Anayasada bir madde değişikliği, madde ilavesiyle. Yani 1923 Anayasası'na 29 Ekim akşamı bir madde ilave ediliyor. O da şudur. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Zaten devlet var. Devlet zaten yeni bir devlet kurulmuyor. Devlet var, rejim belirleniyor, yeni rejim belirleniyor. Osmanlı Selçukluları reddetmedi. Üzerinde durmadılar, o zamanki tarih anlayışı başkaydı. Ama Osmanlı hükümdarının tahta çıktığı vakit kılıç kuşanması, efendim tablo alem dedikleri o davul çalınması falan Selçukilerden ve hatta eski Türk devletlerinden gelen gelenektir. Bir de şunu unutmayalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi adı Osmanlı falan değildir, Devlet-i Aliye'dir resmi adı. Ama Batı kaynaklarında 13. yüzyılın ortalarından yani 1200 sonlarına doğru 1280'lerden itibaren bu bölge hep Türkiye diye geçmiştir. Şimdi Sevr Anlaşması'na bakalım. Sevr Anlaşması'nda Osmanlı İmparatorluğu demez Türkiye'dir. Lozan'da da Türkiye'dir. Zaten bu bir devamı. Devlet devam ediyor, rejim değişiyor. Aile değişiyor. Selçukilerle Osmanlı, Selçukilerden Osmanlılara geçişle hanedan değişmiştir. Devlet aynıdır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte rejim, sistem değişmiştir ama devlet yine aynıdır. Çünkü o zaten Cumhuriyet'in o kuruluş kararı çok önemli anayasa değişikliği. Devlet kurduk demiyor. Tekrar söyleyeyim efendim şeyi. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir diyor. Cumhuriyet'in ilanı budur. Tek cümledir.